Merhabalar. For Honor Duello serisinin yeni bölümündeyiz. İlk maç için Black Prior aldım. Çünkü bu bölümde sadece Heavy karakterleri oynayacağım. Aslında Conqueror almam gerekiyordu. Ama onu bir sonraki Duello'da alırım. Bir sonraki maçta artık. Black Prior'la başlamak istedim. Çünkü Black Prior'ı birazcık daha çok biliyorum. Daha doğrusu Heavy'ler içerisinde en çok Black Prior'ı biliyorumdur herhalde. Warlord'la birlikte. Güzel. Enerjimi gereksiz harcadım sanırım. Güzel. İyiydi bu. Orada rüzgar duruşuna geçip hemen saldırı yapacağını tahmin ettim. O yüzden direkt bu hareket yaptım. Neydi? Bulwark Counter'dı sanırım. Ya da onun gibi bir şey. Neyse. Devam edelim. İkinci round. Güzel. Peki. Büyük ihtimalle tekme atacak üzerime. Atmadı. Tekme atar diye düşünmüştüm. Kendi bilir. Bırakacağım. Evet, güzel. Black Prior bu oyunundan bayağı güçlü bir karakter ya. Severim. 3. round. Saldırmadı. Aşağı atmaya çalıştı ama. Güzel, güzel. Böylelerine karşı kazanmak daha çok hoşuma gidiyor. Birazdan yok oluşunu izleyeceksiniz zaten. Bravo. Bravo. Acı çektire çektire öldüreceğim seni. Güzel. Kolay. İkinci maçtayız. Bu sefer Conqueror'ı aldım. Dediğim gibi bir önceki maçta. Şimdi ama karşımda Berserker var bu sefer. Daha dikkatli olmam gerekebilir. Tabii şey de dikkatli olmam gereken bir rakipti ama Black Prior'ı bildiğim için biraz güveniyordum kendime. Ama bunu çok bilmiyorum. Peki. Peki. Bu yüzden demiştim dikkatli olmam lazım diye. Hmm.
Peki. Adam artık dalga geçiyor benimle. Ama en azından bir round almam lazım. Bence alabilirim ya o bir roundu. Güzel. Güzel. En azından bir roundu aldım. Bu arada bloklanamaz saldırıları avantajıma kullanabilirim. Peki. Yemedi. Yani biliyordum kaybedeceğimi de. En azından bir anda aldım, içim rahat. Konkur'u bayağı kötü oynarım yani. Aynı rakibe karşı oynayacağım ama bu sefer Warlord'la oynayacağım. Bakalım Warlord'la da aynısını yapabilecek mi? Çok merak ediyorum şu an. Gel bakalım, bende de var yıldırım. Güzel. Büyük ihtimalle vurmadı. Vurur diye düşünmüştüm. Güzel. Geri ileri taktiğini yapacağım. Yemedi. Onu yemezse bunu yer. Geri ileri berserkere karşı yapmak biraz tehlikeli olabilir. Deflektinden dolayı. Yani tabii ki de Warlord daha iyi oynadığım bir karakter Conqueror'a göre. O yüzden kendime güveniyorum yani. Gelsin bakalım. Güzel. Güzel. Yemedi. Orada normalde de kazanabilirdi bu arada. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. 3. round. Yani kolay bir rakip değil tabii ki de. Conqueror'la kötü oynadığım için kaybettim. Ama burada iyi oynadığım için de kaybedebilirim yani. Güzel. Hmm.
Yemedi. Güzel. He, sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor, anladık artık. Yukarıdan bloklanamaz lan. Kandırmaya çalışıyor da. Nereye kadar yani? Güzel. Güzel. Bu kadar basit. Ver kelleni. Yani Warlord kardeş. Conqueror'a benzemez. Conqueror da iyi bu arada, ben oynayamıyorum. Yorm'dayız. Yorm diğer heavy'lere göre biraz daha farklı tabii ki. Mesela kalkanı yok. Onun yerine bir çekici var. Ve oyunda tabii ki de çekiç tarzı bir karakter. Silah kullanan, karakter kullanan diyecektim. Silah kullanan tek karakter. Yani biraz daha farklı. Yemedi. Güzel. Duvara vurmayacak büyük ihtimalle de. Şunu yedirseydim güzel olabilirdi. Peki. Centurion'a karşı dikkatli oynamam lazım. İyi oynuyor. Yani şimdilik öyle gözüküyor. Şunları yediremiyorum. Peki. Güzel. Orada yanlış oynadım bu arada. Kaybedebilirdim maça. Biraz tutukluk yaptım çünkü çok bilmiyorum ya karakteri ondan. Yani Yom çok sık oynadığım bir karakter değil. Gel bakalım. Peki. Güzel. Bir zamanlar şu saldırı 50 vuruyordu. 50. Bildiğiniz 50 vuruyordu yani. Öyle olsun bakalım. Saldırılarını iptal etmeyi seçti orada. Yani bir daha yemem. Umarım. Peki. Güzel. Güzel. Ok diyor gördüğünüz gibi. Toksik bir 5. round olabilir, bilmiyorum, göreceğiz. Güzel.
Toksik olan bendim galiba. Yo, ben oynadığım normal oynadım bence yani. Shugoki'deyiz. Shugoki benim çok sevdiğim bir söylerken kendime inanamadım. Neyse. Sevmediğim bir karakter Shugoki. Yani oyundaki en sevmediğim bir birinci karakter yani. Karşımdaysa bir Blackfriar var. Dikkatli olmam lazım. Güzel. Gelmedim bunu. Yani Shugoki bol bol hyper armor'ı olan bayağı güçlü bir karakter. Güçlü bu arada. Sevmememin sebebi o değil yani. İyi de oynarım bu arada. Ha. O kadar da kötü değilimdir Shugoki'de. Conqueror kadar en azından. Ama sevmiyorum oynamayı. Ve oynayanları da. Peki. Yanlış tercihti. Orada vurması lazımdı direkt. Güzel. Peki. Bunu beklemiyordum. Anlaşılan birazcık daha dikkatli oynamam lazım. Orada sütuna vursa süper olacaktı ama. Güzel. Peki. Ne yapıyor orada ya? ciddi misin yani? Yapmaması lazım. Özellikle Shugoki oynarken. Yani kendim oynarken sinir oluyorum, bir de ona sinir olamam. Gel bakayım buraya. Güzel. Bu arada duvara vurmadı. Kenara kaçılamadı sadece. Hyper armor. Yemedi. Güzel. Gel bakayım buraya. Seni yok ederim. Hitokiri'deyiz. Hitokiri benim sevdiğim bir karakter açıkçası. Yani bayağı da oynarım. Yani bayağı derken işte en azından günde bir maç atarım Hitokiri ile. Peki. İlginç bir Ward'un oynayış şekli var. Periler diye düşünmüştüm ama perilemedi. Güzel. Güzel. Hitokiri'nin bu tekmeleri bayağı etkili olabiliyor tabii ki de. İptal ederek, bekleterek ya da direkt vurarak kullanabiliyoruz.
O yüzden karşısında oynaması zorlu bir karakterdir Itokiri. Ama Warden'a karşı biraz dikkatli oynamamız lazım. Peki. Güzel. Güzel. Bırakacağım. Vuramadım be. Tüh. Öldüm. Değişik oynadı orada. Ağır, ya oradaki bloklanamazı direkt vurur diye düşünmüştüm ama vurmadı. Güzel oynuyor. Peki. Bu sefer bekleteceğim dedim ama güzel bir şekilde kaçılmayı başardı. Peki. Güzel. Güzel. İyi oynuyor. Daha dikkatli oynamam lazım. Bence. Warden'lar zaten genelde zorlar beni. Şu omuz vuruşlarına dikkat etmem lazım. Güzel. Yakaladım. Peki. Güzel. Bu kadar. Fena değildi. 5. rounda getirdim. Kazanır mıyım bilmiyorum. İyi oynuyor. Ama elimden geleni yapacağım. Güzel. Bir daha. Bu sefer bekleteceğim. Güzeldi bu işte. Hadi be. Güzel. Son anda çaresizlik hafif saldırısıydı o. Yani biraz şansa kazanmış olabilirim. Son heavy karakter olan Jiang Jun'dayız. Jiang Jun'u severim. İlginç bir karakter. Saldırı iptalleri çok etkili oluyor. Şundan bahsediyorum. Gördünüz, geriye bir hamle yaptı. Şu hamlesi çoğu saldırıdan kaçılmasını sağlıyor. Ama dikkat etmemiz lazım. Sürekli de yapmamak lazım yani. Aynı zamanda enerji de yeniliyor hızlı bir şekilde. Peki. Yemedi. Güzel. Yapma be. Kötü yakalandım. Sıkıntı yok ama hallederiz. Karakteri biraz göstermeye çalıştım Jiang Jun'un farklı kılan, özel kılan yeteneğini. Ama
kellemizden olduk. Peki. Şunu yemiyor. Güzel. Bunu vurdurursak tabii ki de avantaj bizde oluyor. Bu sefer de ben yakaladım. Güzel. Jiang Jun'u biraz seri oynamak lazım. Rakibe çok fazla hamle şansı verirsek karakter şey oluyor ya, düzgün oynanamıyor. Ben ya da oynayamıyorum, bilmiyorum. Yani güzel. Enerjim bitti. Ama enerjimi hızla doldurabilirim bu şekilde. Güzel. Hızlı oynayamadım gördüğünüz gibi. Hızlı oynayamayınca bu oluyor. Yani saldırıları biraz seri yapmak lazım galiba. Bilmiyorum. Belki de benim becerisizliğimdendir. Güzel. Güzel. Bu şekilde kandırabilirim ama kandıramıyorum. Şöyle vuralım. Ölür diye düşünmüştüm ama. Güzel. Yani rakibin saldırılarından bu şekilde de kaçınılabiliyor. Ama her zaman da işe yaramaz yani. Dikkatli olmazsanız yakalanabilirsiniz. 5. round. Anlaşılan bir tane şöyle bir salmam lazım buna. Güzel. İçine korkuyu yaymamız lazım. Güzel. Peki. Güzel. Gördüğünüz gibi o saldırısından böyle kaçıldım ve vurdum. Güzeldi. Bugünlük bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Tüm heavy karakterleri oynadım. Üzerlerinden kısaca bir geçecek olursak, Blackpriar bence yani en güçlü evlerden birisi. Ya bana göre tabii ki de bu. Ve severim de aynı zamanda görünüşünü falan. Gerçi ben bununla mı oynamıştım? Evet. Bu zırh setini de severim ayrıca. Onun dışında Conqueror. Conqueror da aslında güzel karakter, güçlü karakter, hatta bayağı güçlü karakter. Ben beceremiyorum sadece. Yani iyi Conqueror oynayanların karşısında pek kazanma şansım olmuyor. Sinir bozucu. Eskiden daha sinir bozucuydu. Neyse. Warlord. Zaten benim sürekli sık sık Warlord oynadığımı görürsünüz. Severim Warlord'u bayağı. Yorm ilginç bir karakter. Oynaması keyifli açıkçası. Eskiden daha keyifliydi. Yani yere düşürdüğünüz bu yumruklarımız falan hep enerji götürüyordu. Rakibi yere düşürdüğümüz zaman da kafasına 50 hasarı indiriyorduk. Şimdi birazcık daha farklılaştırmışlar. Ağır saldırılarımız, yakaladığımız zaman saldırılarımız kenara savuruyor. Duvara yakınsak yoğun tehlikeli olabiliyor. Shugoki. Çok bahsetmek istemiyorum aslında ama hızlıca geçemiyoruz mu?
Neyse, biraz bahsedeyim şu Wookiee'den de. Aslında güçlü karakter, bayağı güçlü karakter bu arada. Hyper Armor'la dolup taşan tuhaf bir karakter. Eskiden çok daha güçlüydü bu arada. Şu yakalamaları her an yapabiliyordunuz. Şimdi de her an yapabiliyorsunuz ama çok yavaş. Eskiden böyle bekletebiliyordunuz falan. Acayip bir karakterdi. Değiştirdiler. Hala acayip bir karakter. Ama yine de eskisine göre o kadar sinir bozucu değil. Eskiden çok sinir bozucuydu. Hitokiri'yi zaten gördünüz. Şu zırhıyla oynamıştım değil mi? Evet. Severim bunu da. Baya bir ölüm makinesi gibi görünüyor. Hitokiri çok güçlü bir karakter. Özellikle Brawl diyorum. Breach, Dominion o tarz 4'e 4 maçlarda gücünü daha da görebiliyorsunuz. Ama birebirlerde de bayağı etkilidir yani. Karşısında oynaması biraz zor. Ya da ben zorlanıyorum bilmiyorum. Ama oynaması keyifli. Jiang Jun ise Wulinlerin tek heavy'si. Güzel bir karakter. Belki de tüm heavy'lerin içinde en hareketlisi. Yani hareketliden kastım. Ağır, çok ağır hissetmiyorsunuz Jiang Jun'la oynarken. Bayağı seri hareketleri var yani. Severim de. Neyse. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Bir sonraki düello bölümünde hibrit karakterleri oynayacağım. Çok fazla hibrit karakter var. İki part halinde çekerim herhalde. Bilmiyorum. Bakacağız. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.